Hayırlı Ramazanlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. 11 ayın sultanı Kur'an'ın indirildiği, hidayet davetiyesi, garantisi, taatnamesi, belgesi Kur'an'ın bugün bizlere sunduğu hidayet kavramını konuşacağız. Stüdyoda konuğumuz, muhterem hocamız, Sayın Doktor Abdülcabbar Baran hocamız sizlerden gelen birbirinden güzel sorulara cevap verecek. Muhterem hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz muhterem hocam? Allah razı olsun, sen deyiz inşallah. Müsaadenizle hocam hemen sorulara arz ediyorum. İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözü var. İnsanlar iki yolla hidayet erer. Ya kutbu nubuvvet veyahut kutbu velayet diye. Bu ne demek? Bize açıklar mısınız? Evet, işte kutbu nubuvvet Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün nebilerin asaleten devrin imamları olduğunu ifade ediyor. Ve zaten ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldı. İşte nebilerin eliyle hidayete erdirenler kutbu nübüvvetle hidayete erenlerdir. Ama her devirde nebi yok çünkü nebiler arasında fetret dönemi var. Mesela Peygamber Efendimiz'den sonra kıyamete kadar nebi gelmeyecek. Bu fetret döneminde insanlar yine hidayete ermekle vazifeli, farz. O zaman nebilerin olmadığı dönemlerde insanlar neyle hidayete ereceklerdir? Kutbu velayetle. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi ve ayetlerimize yakın sahibi olmanından dolayı. Yani secde 24, kutbu velayetle hidayete erdirenleri ifade ediyor. Enbiya 73'te kutbu nübüvvetle hidayete ermeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Muhterem hocam, özellikle bu bağlamda Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözünü sormak istiyorum. Hidayetin davetiyesi Kur'an için ilimsiz ibadette anlamadığınız Kur'an tilavetinde fayda yoktur buyuruyor. Burada ne demek istiyor acaba? İlimsiz ibadette ve anlamadığın Kur'an tilavetinde. Evet. Yani ki insanlar Kur'an okuyorlar ama eğer anlamadılarsa o zaman onlara derecat kazandırmıyor veya derecat kazandırıyorsa da amelleri boşa gidiyor. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Şu anda bir kısım insanlar var, Kur'an ilimleri yok. Ayetlerden gafiller, ulaşmayı dilemiyorlar. Bunların yaptığı ibadetler onlara bir fayda sağlamıyor. Kazançları sebebiyle nereye gidiyorlar? Cehenneme gidiyorlar. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi. Yani bir daha sualin başını söyle inşallah. İlimsiz ibadette. İşte burada ilimsiz ibadet. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ilmi yok. Ayetlerden gafil. O kişi de ibadet ediyor. Ama gideceği yer cehennem. İlimsiz ibadet, evet. Anlamadığın Kur'an tilavetinde fayda yoktur. Evet, anlamadığın Kur'an tilavetinde de fayda yok. İlimsiz amel hiçliktir. Amelsiz ilim de delilik. Yani eğer o kişi bunu söylüyorsa, akletmiyorsa o zaman o kişi aslında kafayı üşüten birisi. Amelsiz ilim delilik. Gerçekten de öyle. Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah bunu söylüyor. Onlar o takva 4. ayet-i kerime değil 44'te. İnsanlara siz tezkiye ve teslim olmayı öğretiyorsunuz. Yani tilavet ediyorlar. Emrediyorsunuz. Ama siz kendinizi unutuyor musunuz? Siz kitabı okuduğunuz halde hala akletmiyor musunuz? Demek ki akletmeyenler yani ilimsiz amelişlik, amelsiz ilim, bu kişilerin ameli yok. Ama ilimleri var, deli. Evet. Muhterem hocam, bir de özellikle Mevlana Hazretleri de hidayetin reçetesi Kur'an'ı okumaktan ve yaşamaktan birbirinin çok farklı olduğundan bahsediyor. Bize özellikle bilmek ve yaşamak arasında nasıl bir fark var? Bunu açıklar mısınız? Bu söylediğinizi bilmek bizi kurtarır mı kısaca? Yoksa yaşamak mı gerekir? Ne yapmamız lazım? Hayır. İlim dönüştürücü bir özelliğin sahibi değil. İman dönüştürücü oluyor.
Yani o ilmi yaşamanın adı iman. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. O hevasını ilah edenleri görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalete bırakmış. Kalplerini, kulaklarını mühürlemiş. Basar asarı üzerinde kışavet adlı perde var. İlimleri yok mu? İlimleri var. Ama ilimleri olmasına rağmen o ilmi yaşamayan faydasız ilim. Faydasız ilim insanı iman sahibi kılmıyor. İki Cihan Serbe o sebeple buyuruyor ki faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. O zaman görüyoruz ki o ilim bizi Kur'an ahlakına ulaştırmıyor. Ancak sahip olduğumuz ilmi, Kur'an ilmini yaşamamız halinde Kur'an ahlakıyla ahlaklanabiliyoruz. O da bizi imana götürüyor. Yani şu anda hafız Kur'anlar var. Ama hafız Kur'an öyle ileri var ki Kur'an kursaklarından geçmiyor. İman kalplerine girmiyor Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. O zaman dilemeyince onları dönüştürebiliyor mu? Hayır. İşte bugün İslam aleminin içine düştüğü durum bu durum. Yani normal standartlarda herkes camilerde Kur'an okuyor. İki Cihan Serveri Peygamber Efendimiz bakın ne buyurmuş. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Eğer sadece Kur'an-ı Kerim'in ezberi, Kur'an-ı Kerim'in tecvidle okunması en hayırlı olsaydı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Hemen ayet-i kerimeyi gösteren Ankebut 48. Sen bundan önce kitabı okumadın ve sen onun eline yazmıyorsun. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in en hayırlı olmasına rağmen tecvidle Kur'an'ı okumamış. Gayet açık ortada yani. Tecvidle Kur'an okumamış. O zaman en hayırlı tecvidle Kur'an okuyan mı yoksa manasını öğrenip yaşayarak mı Kur'an okuyan? Kur'an'ı hayatına tatbik eden kişi. İşte bugün İslam alemi bunu unutmuş. En hayırlınız Kur'an'ın elifasını öğrenen ve öğretenlere indirgemiş. Tecvid de öğrenene indirgemiş. Böylece bir İslam aleminde çok yerlerde tecvid yarışmaları düzenleniyor. Ama tecvid yarışmaları düzenlemesine rağmen o insanların büyük bir kısmı ne yazık ki Kur'an'dan çok uzak yerlerdeler. İşte Kur'an'ı yaşayabilmek mutlaka sahabe gibi Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği müşride tabi olmak ve de 7 safa hidayeti bir bütün olarak yaşamayı gerektiriyor inşallah. Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir de en çok merak edilen hidayetle mutluluk arasında nasıl bir ilişki vardır? Hidayet varsa mutluluk vardır. Hidayet yoksa mutluluk asla söz konusu değil. Zaten Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi ise kurtuluşta ulaşanlar onlarsa hep insanlar derler ki beni de Allah-u Teala hidayete erdirseydi. Demek ki niçin Zümer Eliye Devlet'te eğer Allah beni hidayet erdirseydi ben de mutlaka takva sahiplerinden olurdum. Yani cennetliklerden olurdum. Öyleyse hidayet yoksa din yoktur. Hidayet dinin omurgasıdır. İnsan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması mutlaka o kişiyi kurtuluşa ulaştıran en üst seviyedeki garantidir. Allah razı olsun. Hocam ben tekrar aslında sizlerden hidayetin safhalarını istirham edeceğim. Bize tekrar hidayetin safhalarını açıklar evet, mısınız? Evet, birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci safhası. Allah-u Teala'nın haccet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmak hidayetin ikinci safhası. Ruhu Allah'a teslim etmek hidayetin üçüncü safhası. Fizik vücudu Allah-u Teala'ya teslim etmek hidayetin dördüncü safhası. Nefsi Allah'a teslim etmek hidayetin beşinci safhası. İrşada ulaşmak hidayetin altıncı safhası. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek hidayetin yedinci safhası. Ayetlerin de söylememiz gerekirse hidayetin birinci safhası için Ali İmran 103 hidayetin ikinci safhası için
Maide 105. Hidayetin 3. safhası için Al-İmran 73, Bakara 120. Hidayetin 4. safhası için Ankebut 69. Hidayetin 5. safhası için Secde 13. Hidayetin 6. safhası için Yunus 9 ve Hidayetin 7. safhası için Enam 97. Görüyoruz ki bu 7 safhanın 7'si de Kur'an'da yer almış vaziyette ve sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşamış. Allah razı olsun. Muhterem hocam, hidayetle cennet arasında nasıl bir ilişki vardır? Evet, 1. safha hidayet cennetin aliyetini bize kazandırıyor. 2. safha hidayet cennetil firdevs. 3. safha hidayet cennetil hul. 4. safha hidayet cennetin gurafa. 5. safha hidayet cennetin meva. 6. safha hidayet cennetin naim. Ve 7. safha hidayet cennetin adn. Her hidayet safhasına ait Allah-u Teala'nın mükafat ve müjde olarak verdiği cennetler var inşallah. Allah razı olsun. Muhterem hocam, ben yine tekrar hidayet kavramının zıttını soracağım. Peki delaletin safhalarını bize açıklar mısınız? Delaletin standartlarına baktığımız zaman onun karşılığında da 7 tane cehennem görüyoruz. Delalette olanların 1. grubu ayetlerden gafiller, onlar 1. cehenneme. Yani eğer Kur'an-ı Kerim'i şu anda biz kainat slaytımızı gösterebilirsek, hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz ve şu anda dünya gezegeninden altta olanlar hep delalet üzere olanlardır. Üstte olanlar hep hidayet üzere olanlardır. Dünya gezegeni, bu dünyadan da çalışan bir asansör düşünelim. Yukarı katlar cennetleri, eğer Kur'an asansörü insanları aşağı indirirse onlar da cehennemleri. Kur'an niçin insanları aşağı indiriyor, cehennemlere götürüyor? Kişi Kur'an'daki ayetlerden gafil olursa 1. cehennem. Kişi Kur'an'ın ayetlerini yalanlarsa 2. cehennem. Kişi Kur'an'ın ayetlerini satarsa 3. cehennem. Kişi Kur'an ayetlerini inkar ederse 4. cehennem. Kişi Kur'an'ın ayetlerini gizlerse 5. cehennem. Kişi Kur'an ayetlerini alay ederse 6. cehennem. Kur'an ayetlerinin yerine zulmani ilmi geçirirse 7. cehennem. Öyleyse dikkatle bakın. Cehennemliklerin de cennetliklerin de hepsi Kur'an'da yer almış vaziyette. Kur'an 4 esas üzerine bina edilmiş. Allah'ın emirleri var. Allah'ın yasakları var. Bu emirlere itaat eden, yasaklara uyanların mükafatları 7 kat cennet var. Bu emirlere isyan eden, yasaklara uymayanların cezası 7 tane cehennem var. Ve sahabenin hayatı, yani emirlere itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek örnek bir hayatı insanlara ispat eden sahabe var Kur'an'da. 4 esas üzerine bina edilmiş ve bir bütün olarak bu şekilde ifade ediliyor inşallah. İşte bu Allah'ın yolu. Evet, sırat-ı müstakim. Allah'a ulaştıran tek yol. Yolların en güzeli. Bütün gök katları aşılır bir
en güzelinde seher vakitlerinin. İlk kat secde eder, alınlar Allah'a doğru. İkinci kat suvarılma havuzları. Islanmaz atlas elbiseler derinlerde. Üçüncü kat dördüncü kata açılır mihenk menfezinde. İşte bu dördüncü kat Mescid-i Aksa. Beşinci kat Mescid-i Haram, Hacc-ı Ekber. Altıncı kat çatlar ellerde, yüzlerde deriler, yeşile çalar beyaz, Sıbgatullah. Allah'a doğru bir yolculuk ki, fiziğin ötesinde deme gitsin. Allah'a doğru bir yolculuk ki, fiziğin ötesinde deme gitsin. Bütün gök katları aşılır bir bir, en güzelinde seher vakitlerinin. Bütün gök katları aşılır bir bir, en güzelinde seher vakitlerinin. Ve fetih kılıcının teslimi, kubbeden çıkış. Altın zincire bir tek vuruş fetih kapısı. Altın kapıdan giriş levh-i mahfuza. Yedinci kat, yedi alem, Adem'e varış ve Allah'ta yok olma. Allah'a doğru bir yolculuk ki, fiziğin ötesinde deme gitsin. Allah'a doğru bir yolculuk ki, fiziğin ötesinde deme gitsin. Bütün gök katları aşılır bir bir, en güzelinde seher vakitlerinin. Bütün gök katları aşılır bir bir, en güzelinde. Cabbar hocam, insanın imanı yeryüzünde etkileyen en önemli faktör ne? İblis insanı nasıl kandırıyor? Bunu açıklar mısınız? En önemli faktör, Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş ve ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi de imandır. Zıttı küfürdür. Ve şeytan allem ediyor, kallem ediyor. Dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilememize mani oluyor. Öyleyse muhtevasında 19 tane haslet bulunan ruh, 19 hasletten bir tanesi de iman. Şeytan ruhun talebine engel olursa, o kişiye dünya hayatını güzel gösterirse, o zaman zaten hedefine ulaşmış oluyor. Bu demektir ki o kişi hiçbir zaman hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde asla iman sahibi olmayacak. Çünkü 19 tane hasletin 19'u da ruhta ve bunlardan bir tanesi de iman. Ulaşmayı dilemeyen kişi, ruhun talebi ulaşmayı dilemek. Ulaşmayı dilemeyen kişi iman ruhta olduğuna göre, böyle bir dileğin sahibi olan kişi hiçbir zaman iman sahibi olamayacaktır. Allah razı olsun. Muhterem hocam, insanların bugün imandan alıkonulması ne demektir? İmandan alıkonulması o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olmaktır. Nitekim Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde bunlar aslında imandan men ediliyor. Ennellezine keferu, kendileri mümin değiller, küfürdedirler. Ve seddu an sebilillahi, ve insanları Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Bakın az evvel bir ayet-i kerimeyi dile getirdim. Belki 167 ile Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesini birlikte mütalaa etmek lazım. Nahl 125, 105 değil, 125. Bakın mesela ud'u ila sebili rabbiki bil hikmeti ve mevizetil haseneti. Allah-u Teala irşat kademesinin hikmetle, güzel öğütle Allah'ın yoluna davet ettiğini görüyoruz. Cadilü milleti yahsen. Ama bir şey daha söylüyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. اَنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَّمُ بِمَنْ دَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ. Rabbin sebilden sapanı biliyor. Sebilden sapan kimlerdir? Sebilden saptıranlar? Bu küfürde olanlar, ulaşmayı dilemeyenler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَبَرُ وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِهِ. Rabbin
sebilden sapanı biliyor. Ama bir şey daha biliyor Allah Teala. Ve huve alemu bil muhtedin, ve hidayete ereni de biliyor. O zaman hidayete erenler kimlerdir? Hidayete erenler sebilde olanlar. Allah Teala açıkça Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde sizi sebile ulaştıracağız. İnne hedeynâhu sebîle imma şâkiren ve imma kefure. Dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. O zaman şükreden kişi mümin ama küfreden kişi kesinlikle nankör. Allah razı olsun. Şükrün zıttı nankör. Muhterem hocam, yine bir başka soruda imanla hikmet sahibi arasında nasıl bir ilişki vardır? Hikmet sahibi kişi en üst seviyede imanın sahibi olan kişidir. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane afeti tamamen temizlemiş. Yerine 19 tane haslet gelmiş, yerleşmiş. Yani kişinin imanı tamamlanmıştır. Daha sonraki kademeler ne vardır? Artık yakin halleri söz konusu. Aynel yakin ve hakkal yakin. Aynel yakin mertebesi ulelbab kademesinde kalp yedi kademede müzeyyin oluyor. Kişi bütün cehennem katlarını görüyor. Daha sonra ihlas kademesinde yedi kademe daha müzeyyin oluyor. Bütün gök katlarını Allah-u Teala kendisine gösteriyor ve böylece o kişinin imanı, kalbi daha doğrusu, imanın mahali olan kalbi 18 kademe müzeyyin oluyor. Son bir kademe imanın kemale erdiği nokta Allah'ın zatının görülmesi. Allah'ın zatının görülmesiyle irade teslim oluyor inşallah. Allah razı olsun. Muhterem hocam, özellikle bugün imanın şartlar arasında da kitaba iman olarak da zikredilir ama en çok imanı açıklarken günümüzde de ihtilafa düşülen konular Kur'an-ı Kerim üzerinden gerçekleşir. Gerçekten bize imanı açıklayan, kitabı açıklayan kimdir? Biz nasıl öğrenebiliriz? İmanı açıklayan da, kitabı açıklayan da her devirde devrin imamıdır. Az evvel de ifade etmiştik. İmam-ı Rabbani, ki Kur'an ayetleriyle uyuştuğu için söylüyorum. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet, Enbiya 73. En üst seviyede imanın sahibi Allah'ın tasarrufunda. Kutbu velayet, secde 24. En üst seviyede imanın sahibi olma Allah'ın tasarrufunda. Allah Teala onlarla bize dini öğretiyor. Onların görevlerine baktığımız zaman Bakara 151'de zikredildiği gibi her ikisi de, kutbu nübüvvet de 5 görevin sahibidir. Kutbu velayet de 5 görevin sahibidir. Birinci görev ayetlerin tilaveti, ikinci görev nefs tezkiyesi, üçüncü görev kitabın öğretilmesi, dördüncü görev hikmetin öğretilmesi, beşinci görev hikmetin ötesinin öğretilmesi. 5 görevin 5'i de devrin imamı tarafından insanlara öğretilip yaşatılıyor inşallah. Allah razı olsun. Muhterem hocam, kalpte gerçekten imanın oluşabilmesi için şartları nelerdir? Kalpte imanın oluşabilmesi için mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Hak müminlerden olabilmek için Haç suresinin 54. ayet-i kerimesi, tebliğe muhatap olan kişi ilmi, ayetleri tilavet eden kişiden ilmi alınca Allah Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمِ عَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُّمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ. Allah onların kalplerine ihbatı koyuyor. Ve ihbatı konduğu kişiyle Allah onu ne yapıyor? Sırat-ı müstakime, kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırıyor inşallah. Dolayısıyla imanın birinci şartı mutlaka o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir inşallah. Yine hocam, bir bize gelen soruda izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz özellikle bunun cevaplandırılmasını istirham ediyor. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde zenginliği Allah-u Teala'nın dilediğine vereceğini, imanı isteyene vereceğini buyuruyor. Burada ne demek istiyor? Bize açıklar mısınız? Evet. Belki şöyle de ifade edersek bunu daha kolay olur. Malı dilediğine, ilmi dileyene. Öyleyse
ilim ibadetin imamıdır. İlim kalbe girdiği zaman imana dönüşüyor. Onun için zenginliği dileyene, o zenginliği dileyene dediği zaman o Allah'tan ne istiyor? Dünya hayatını istiyor. Kalbe baktığı zaman Allah-u Teala ya kalpte dünya var veya kalpte Allah-u Teala var. Hazreti Ali de aynı şeyi ifade ediyor. Mal mı, ilim mi? İşte Resulullah'ın Allah ilmi dileyene malı, malı dilediğine ilmi dileyene verir. İlmi verdiği kişi kalpten Allah'ı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyene Allah-u Teala ilmi veriyor. Yunus 7'ye bir kere daha bakalım. Mefhum muhalifine hareketle bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi Allah ne yapacaktı ona? Ayetleri yakın sahibi kılacaktı, ilmi verecekti. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediği için ayetlerden gafil bu. Öyleyse ilmi kime veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyene veriyor. Malı kime veriyor? Dünya hayatını isteyene veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyene. Malı ona veriyor, ilmi diğerine veriyor. Nitekim bunu da en güzel biçimde açıklayan ayetleri de burada dile getirelim. Kasas suresinin 76. ayet-i kerimesi. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Şu an bile dillere destan hazinelerinden bahsediyor. Karun'un hazineleri. Arayanlar bile şu anda var. Sonra onlara karşı azdı. O hazineleri verdik. Öyle gerçekten onun anahtarları mutlaka bir topluluk zor taşıyordu. Kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona sevinme, gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları sevmez demişti. 77. Allah sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ver. Yeryüzüne fesat çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri sevmez. 78. O servet, Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi diyor. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli olan, ondan daha çok şey toplayan nesilleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Benim ilmimden dolayı Allah-u Teala da hayır diyor. Mücrimlere günahlarından sorulmaz diyor. 79. İşte burası çok önemli. Böylece ziyneti, büyük bir ihtişamı, kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Yani Allah'tan ne istiyorlar? Dünya istiyor. Dünyayı istiyorlar, zenginliği istiyorlar. Gerçekten en büyük hazın sahibi onlardır. Ama şimdi 80'e bakalım, ilmi isteyenler. İlim verilenler, size yazıklar olsun. Amin olup salih amel işleyenler için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. O zaman gördü de gayet açık ortada, bir tarafta ilmi isteyenler var, bir tarafta malı isteyenler var. Malı isteyenler ulaşmayı dilemeyenlerdir, ilmi isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Muhterem hocam, o zaman imanın ölçüsü Allah'ı dilemek, küfrün ölçüsü dünyayı istemek, zenginliği istemek diyebilir miyiz? Aslında öyle. Yani hep diyoruz ya konferanslarımızda, kalbinizdekini cebinize koyun. Eğer kalpte dünya varsa, dünya eşittir para. O zaman aslında paranın yeri ceptir, kalp değil. Ama Allah'ın katındakini de kalbinize koyun diyoruz. Yani kalptekini cebe boşaltmak zikirle gerçekleşiyor. Zikrettiğiniz zaman o dünyaya ait olan sevgi dışarı çıkıyor, Allah sevgisi kalbe giriyor. Allah razı olsun. Muhterem hocam, o zaman dini imanı para olan insanlardan bahsediliyor. O zaman bunlar kimler cevap hocam? Din hüküm, dinar hüküm. Resulullah hadisi var. Yani Muhittin Arabi Hazretleri bir ara cuma namazını kılıyor ve o cuma cemaatine diyor ki sizin taptığınız Rab benim ayaklarımın altındadır diyor. Tabii onlar kızıyorlar ve bunu yakalıyorlar. Kadıya da şikayet ediyorlar. Sen diyor bu sözü söyledin mi? Evet söyledim diyor. Sizin taptığınız Rab benim ayaklarım altında. Vazgeçersen senin hayatını bağışlarız demiş. Hayır demiş, bana söylettiren söyletti. Ben söyledim ve hiç de vazgeçmem söylediğimden. Tabii arkasından onu dar ağacına asmadan önce diyor ki senin isteğin var mı? Evet diyor, isteğim.
sin şine girdiğinde benim sözlerimi anlayacaksınız. Şu anda anlamadınız beni. Ama bir gün sin şine girecek ve benim söylediklerimi anlayacaksınız. Gerçekten yıllar sonra Yavuz Sultan Selim orayı fethediyor ve bu söz karşısında burayı kazın deyince bakıyorlar ki hakikaten Muhittin Arabi Hazretleri'nin sizin taptığınız Rab benim ayaklarım altındadır dediği yerde kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor. Anlıyorlar ki evet, yani Muhittin Arabi Hazretleri ne demiş oluyor? Sizin dininiz altındır, paradır. Siz ulaşmayı dilemeyen, dini yaşamayan insanlarsınız. İşte Allah-u Teala Al-İmran 14'te bunu net olarak ifade ediyor. Bir tarafta kadınlar var, oğullar var, kantar kantar biriktirmiş altın gümüş var. Dünya hayatı var, öbür tarafta Allah'ın zatı var. Ya kişi Allah'ı dileyecek veya kişi dünya hayatını. İkisi bir kalpte barınmaz. Allah razı olsun. Muhterem hocam, imanla zikir arasında nasıl bir ilişki vardır? %100 paralel bir ilişkisi var. Ne kadar zikir, o kadar imanın sahibi olmaktır. Allah razı olsun. Muhterem hocam, süremiz doldu. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Evet. Bizi dinleyen herkesin sahabe gibi en üst seviyede iman sahibi olmalarını, hak müminlerden olmalarını, kalplerine Allah-u Teala'nın imanı yazmasını, yetmez imanı artan müminlerden olmalarını, yetmez imanlarına zulüm bulaştırmayan mümin olmalarını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, Mutluluk Davetiyesi Kur'an programımızda siz sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizden gelen soruları stüdyoda konuğumuz, muhterem hocamız, kıymetli ve değerli Allah dostu Sayın Doktor Abdülcabbar Boran hocamız cevaplandırdı. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.